Özge Trafikte'nin bu video içeriğinde iki tane efsanevi projeyle karşınızdayız arkadaşlar. Birisi Türkiye'de ilk kez yapılan konsept bir otomobil, bir tanesi de Mercedes'in belki de en önemli otomobili olan SL300 Gullwing. Ve neredeyiz? My Classic Garaj'dayız. Sevgili Reha Altınok'la birlikteyiz. Evet, hoş geldiniz Gülcüğüm. Hoş buldum. Sonunda bu videoyu yapıyoruz. Evet. Gerçekten çok heyecanlıyım. İzninizle arkadaşlar ben de oturayım, şöyle bir sohbet ederek başlayalım. Buyurun. Sonra projelerin detaylarına hep birlikte şöyle bir göz gezdirelim. Evet, hoş geldin. Hoş buldum. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü arkadaşlar tabii ki siz böyle Instagram'dan, YouTube'dan çok fazla sorular sordunuz, çok merak ettiniz ama ben de aslında ekipten birisi olarak gördüğüm için kendimi bu heyecanı her dakikasında yaşadım diyebilirim seninle evet, birlikte. Özgeciğim. Muhteşem bir proje, hatta iki proje. Öncelikle seni tebrik ederek videoma başlamak istiyorum. Ben de sana teşekkür ederek başlamak istiyorum Özgeciğim. Biz geldik seninle burada. Bu garajın kuruluş aşamasında zaten senin de bir rolün vardı. Onun da videosunu çektik. Bir de böyle deli bir cesaretiyle tuttuk. Güzelim bir Mercedes SLK'yı seninle birlikte parçaladık. Evet. Burada bir kere inandın bana. Tabii diğer inanan takipçilerim, eşim, dostum, tanıdıklarımla birlikte. Tabii buraya gelmek çok zor bir şeydi, onu söyleyeyim yani. Birçok insan projenin devamlılığının gelmeyeceğine inandılar. Evet, Türkiye'de çünkü bu tip şeyler çok yapılıyor. Böyle bir herkes bir hevesle, bildiğin üzere benim otomotiv işim vesaire falan değil. Bu bende tamamen hobi amaçlı. Evet. Neticede benim kendi bir ticaretim var. Bir kere şu bana çok büyük bir tat veriyor. Türkiye'de böyle bir şey yapılmadı. Böyle bir şey cesaret edilmedi. Böyle bir organizasyon da sağlanmadı. Biz inşallah bunu çok ciddi aşamaya getirdik ve artık sonlarına doğru gittik. Evet, dediğin gibi çoğu insan bekliyordu yani benim bu konuda yarı yolda kalacağımı, bu projeyi gerçekleştiremeyeceğimi. Tabii ki bitmiş değil ama şimdi izleyicilerimiz de görecekler. Biz bu zamana kadar neler yaptık, neler oldu, şimdi ne aşamadayız. O zaman onlar da daha çok inanacaklar. Ben bir kere önce dediğim gibi sana, tüm Instagram'daki takipçilerime, bana inanan herkese en başta teşekkür ediyorum. Bir kere onun gururuyla buraya kadar gelmiş olması beni çok mutlu ediyor. Ben de çok heyecanlıyım. Valla biz de sana teşekkür ediyoruz. Çünkü ne diyoruz arkadaşlar? Türkiye'de daha önce hiç yapılmayan bir proje bu. Yani bunu gerçekten başarıp bizlerle paylaşabildiğin için bizler asıl sana teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten böyle otomobil severlerin bence tümünün ilgi duyacağı bir proje. O yüzden neyse, sonrası sonra arkadaşlar. Evet. Bu şöyle yani, hani bir SLK'yı parçaladık. Çok kızan oldu işte. Çok evet, böyle eleştiren çok oldu. Çok ciddi. Hele ben özellikle kendi evet, sayfamda çok ciddi linç ve ciddi açıklamalarda bulunmak zorunda kaldım. Bir kere efsanevi görünüyorlar. Fotoğrafları falan her şey burada zaten. Hepsini tek tek detaylı bir paylaşacağız, şekilde evet, paylaşacağız. Şimdi istersen yavaş yavaş başlayalım ama hepsine ayrı ayrı yer vermek istediğim için önce konseptten bir başlayalım. Önce konsept otomobilden başlayalım. Çünkü onda da bayağı bir aslında yol kat ettin. Yani her şey tam anlamıyla arkadaşlar aslında bitmiş şekilde. Evet. Sadece yerlerine oturup durması kaldı. Bir de kokpit kısmıyla ilgili. Yani şey hazır. Motor grubumuz hazır. Zaten kasalar hazırlandı, yapıldı. Şu anda şaseyi oturtturduk. Bunların aslında en zor kısımlarından bir tanesi buydu. Şu anda %70-80'e geldik. Ama daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi nasıl olur diye. Kokpitte böyle birazdan da izleyicilerimiz de görecek. O da artık senin zevkinle birleşsin evet, diye zaten oluyor. Evet, evet. Yoksa şımardıkça şımarıyoruz. Daha güzel şeyler. Bu arada şeyi söylemek istiyorum. Bir kere bu özellikle bu konsept otomobilde o kadar genç arkadaşlarımız çalışıyor ki sen de birkaç tanesiyle tanık oldun. Hepsinin emeklerine ya sağlık. Bugün sırf bu videoyu çekmekle ilgili bir tane arkadaşımız, seyircilerimiz de görecek zaten. Orta gösterdiğindeki hayalet demosunu yapabilmek için sabaha kadar uyumadı. Evet. Sırf bu video için yani. Evet. Uyumadığına değmiş ama onu evet, söyleyebilirim. Çok da beğenecekler izleyicilerimiz. Çok genç arkadaş çalışıyor ve ben bunları gördükçe de gurur duyuyorum yani. Hı-hı. Ülkemizin insanıyla, gençleriyle, imkan kesinlikle, verildiği zaman nelerin yapılabileceğiyle ilgili. İşte tutup bir tane Reha Altınok diye bir şahıs, hani öyle bir devasa bir organizasyon olmadan da böyle bir şeyi yapılabileceğini göstermek evet, istiyorum. Çok, en büyük aldığım keyif bu. Çok güzel de bir örnek olsun diyelim. İnşallah. O zaman şimdi konsept aracımızla bir başlayalım. Projenin başlangıç aşamasından bugüne kadar nasıl bir yol kat ettin? Neler yaşadın? Neler yaptın? Bizlerle paylaşırsan çok mutlu olurum. Vallahi çok dalga geçirdim ve linç yedim. Baştan söyleyeyim. Ama öncelikle bir projenin bir adını koyayım ben. Konsept araç diyoruz ama böyle çok farklı şeyler olsun istiyorum. Hani bu araçta benim amacım şu değil. Ekonomik olsun. Mevsim koşullarında kullanılıyor olabiliyor olsun. Çok rahat olsun. Ergonomik olsun. Evet, bunların hepsi olsun ama asıl amacım şu. Yani böyle bir farkındalık yaratılan, eğer ben yapıyorsam, insanların bütün beğenilerinin bu otomobilde toplandığı böyle farklı bir şey olsun istedim. Amerikan tutkunu arkadaşlarımız var. Ben de Amerikan tutkunu birisiyim bu arada. Bir Alman Volkswagen grubu, klasik otomobillerle ilgili söylüyorum. Bu araba şu anda bir SLK ve şu anda üstündeki kupada bir Mercedes'in modifiye edilmiş hali. En bir kıymetli aracını. Aslında. Evet, bir Alman yani. Soyu Alman. Ama biz ne yaptık? Buna LS3 denilen, gerçekten bu dünya çapında dikkat çekici, ses getirici, ilk defa yapmıyoruz ama gerçekten bir başarıdır. Bir LS3'e swapladık bunu biz yani. LS3'ün de özelliklerini bilmeyen seyircilerimiz için ben tekrar anlatacağım. GM Performance'ın muhteşem bir Amerikan motorudur. Yani araba hem Alman hem Amerikan oldu. Hem de araba, İtalyan. Evet, iç dizaynında Bugatti'den esinlendik, Tourbillon'dan. Araba klasik bir otomobil. 1950 yıllarının bir şasesine sahip ama süper sport gibi hızlı bir motora sahip. Görüntüsü yeni çağa adapte edilmiş. İçi tamamen son teknoloji
grafik, hayalet göstergeler, dönen ekranlar, dokunmatik vitesler gibi her şeyden bir kubbe olacak şekilde bir şey tasarladık. Bence bunun da bir emsali var mı yok mu bilmiyorum ama bu beni çok mutlu ediyor. Yani kimsenin hayır diyemeyeceği, herkesin aracın içerisinde bir şey bulacağı bir proje olduk. Herkesin kendine göre bir şey bulabileceği. Evet. Yani en önemli özelliklerinden bir tanesi bu bence. Hı-hı. Önce bunu anlatmak istedim. Aracın ne olacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız şurada bir fotoğrafımız var arkadaşlar. Bu aslında burada gördüğünüz SL300 Gullwing efsanesinin bilenler için söylüyorum. Roadster, Gullwing ve Restomod olmuş haliyle özel konsept bir dizayn yani. Mercedes'in böyle bir otomobili yok yani. Hatta şunu birlikte göstereyim. İşte birisi bu konsept otomobil diye adlandırıldığımız otomobilin tamamen artık bitmiş haldeki fotoğrafı. Diğeri de efsane aracı fotoğrafı. Burada çeşitli fotoğraflar var. İstersen sen bize böyle anlatarak git. Bu da o efsane Gullwing'in. Rengi de bu şekilde olacak değil mi? Evet, gri yani olacak. İçi de dışı da arkadaşlar bu fotoğrafta ne görüyorsunuz o olacak. Çünkü biz bittikten sonra da bir video içeriği yapacağımız için bu fotoğrafı muhtemelen bu sahneyi... Ah o Ahmet, sabırsızlıkla bekliyorum. Bu sahneyi o videoya eklemiş olurum yani bu şekilde. Bunun aynısı olacak dedim ya şu anda. Gerçekten aynısı olacağını bizim tabii ki inancımız sonsuz ama o zaman da hep birlikte yine görüyor olacağız. Şimdi önümüzde motora ait bazı parçalar var. Motor evet. Da aslında geldi fakat şu an garajda değil. Evet. Bunları da istersen birazcık böyle konuşalım üzerinden. Evet, motorumuz dediğim gibi LS3 yine bilenler için söylüyorum bir Amerikan efsanesidir. Yani gerçekten. Dünyanın her kıtasında hala geçerliliği olan, hala parça temini olan 6.2 litrelik 430 beygirlik bazdır ama bu görmüş olduğunuz 102 milimlik emme manifoldu ve gaz kelebeği ile birlikte 500 küsür beygirlere çıkabilen muhteşem bir Amerikan canavarıdır. Bunu biz zaten ilk Mercedes SLK'yı parçaladığımızda ilk işimiz zaten bu LS3 motoru içine akuple ettik. Ona göre şanzıman tüneli değiştirildi, büyütüldü, gerekli içerideki düzenlemeleri yaptık ve tüm provalarını yaptık. Şu anda sandıktan motoru çıkartıp bu parçalarla birlikte kupa kısmını yerleştirdikten sonra bunları oturtacağız ve çalıştıracağız. Bunu da tahminen söyleyeyim. Herhalde bir iki hafta içerisinde biz kupanın bütün oturtma ve sağlamlama işlemlerini halletmiş olacağız. 15-20 gün sonra da belki bunun için de bence bir ayrı bir video çekmeye yakışır. Gerçekten söylüyorum. Kesinlikle çünkü bu öyle. Bir SLK bir şasiye LS3 motoru tutturmak kolay değil. Kolay bir ben iş de değil şu an yani. Düşünüyorum yani nasıl olacak diye. İki projenin de tüm detayları Reha Bey'in kendi Instagram hesabında zaten hepsi yayında ve yayınlamaya da devam evet. ediyor. Bütün aslında projeyi oradan da takip edebilirsiniz. Bizim YouTube'da yaptığımız aslında genel bir bakış projenin başından sonuna kadar neler yaşandı onu hep birlikte bir konuşmak istedik. Hikayesi orada aslında. Kesinlikle yani. Öyle. Şimdi burada menteşeler görüyorum. Bu menteşeler evet. inanılmaz arkadaşlar gerçekten. Çok güzel de valla fiyatları var artık. Reha Bey çok böyle bunları konuşmayı sevmiyor ama evet. inanılmaz da bir tabii ki maddi açıdan da bir harcama söz konusu. Bu görmüş olduğunuz kapıların hepsi Lambo kapı diye tabir ettiğimiz yani kapılar yukarıya doğru açılacak bu şekilde. Onların menteşeleri. Evet yine yani... dedim ya arabanın süper sport bir karakterde olması lazım. Böyle yana açılan basit bir kapıdansa böyle bir Lambo kapı tarzını seçtik. Bu da bu projeye çok yakışacak. Çok kesinlikle yakışacak. Çok kesinlikle. Yakışacak. O zaman istersen konsept aracının yanına bir geçelim. Tamam. İş tasarımına şöyle bir hep birlikte bir bakalım. Tabii bu arada iş tasarımla ilgili şunu söyleyeyim. Bizim dışarıda motor grubunda vesairede her şey hazır. Bunu da inan bu videoyu çekeceğiz diye çünkü senin de vaktin çok kıymetli çok da denk gelemedik. Biz bunu tabii ki kafamızda tasarlamıştık ama bir sadece algıyı oluştursun diye hızlıca dün 5-6 saatte tasarlayıp yapmış olduğumuz bir tasarım. Ben de hatta şöyle aracın diğer tarafına geçeyim. İçerisine bakarak sana birkaç böyle sorum var. İzleyicilerimizle de paylaşmak istediğim detaylar var. Şimdi arkadaşlar aracın bütün göstergeleri hayalet ekran şeklinde oluyor. Yani bu zaten evet. şu an tamamlanmış bir şey. Sadece dediğimiz gibi yerleştirmeleri vesaire kaldı. Üzerinde de çokça çalışıyorsun. İlgimi çeken birkaç nokta var. Senin Reels videonda da var bu Instagram'da. Evet. Burası böyle içine doğru giriyor, çıkıyor, değişik evet, bir şeyler yapıyor. Onu şöyle, bir anlatsana. Evet diyorum ya bu projede böyle dikkat çeken şeylerin olmasıyla ilgili özel imtina gösteriyorum. Çünkü böyle hoş şeyler olduğu zaman bence proje daha da anlamlanmaya çalışıyor. Bu böyle çok kısa sürede yapmış olduğumuz bir şeydi. Burada bir şu anda araba çalışırken bu arada önce bir şundan bahsedebilir miyim? Bunların tabii ne ki. Olduğu ile ilgili bir kafa karışıklığı yaratmasın kimse de. Burada gördüğünüz her şey arkadaşlar bir prototip aslına bakarsanız. Biz hızlıca da sırf bu videoyu oluşturmakla ilgili bunu daha önce de bir toparlamıştık ama tabii son kasanın durumuna göre yeniden bunların hepsi şekillendirilecek. Bunu bir model olarak kabul edelim lütfen. Burada gördüğünüz bunların hepsi strafordur. Size sadece bir algı yaratması maksadıyla tabii. biz bunları toparladık. Yoksa hizası, açıları vesairesi hepsi ciddi şekilde en baştan yapılacak ama çok dikkat çeken noktalardan bir tanesi metalik boyalı gördüğünüz her şeyi biz 3 boyutlu yazıcılarda bu çok bilinen bir konu değildir. 3 evet. boyutlu yazıcılarda bildiğiniz paslanmazdan üreteceğiz ve bunların hepsinin vektörel ölçülerini grafik tasarımcı arkadaşlarımız yaptı. Biz burada son kontrollerini yaptıktan sonra basacağız ve arabanın parçalarının hepsi üretilmiş olacak. Bu da öyle bir şeydi. Dedim ki böyle bir logo varken burada bir hareketlendirmeyi nasıl yapalım?
yapabiliriz? Araba çalıştığı zaman bu sistem takla atacak. Burada artık bir multimedya sistemi devreye girecek. Onların ekranları da burada mevcut zaten. Birazdan gösteririz. Daha sonra bunu sağa çektikten sonra telefona bağlanacak. İşte orada hava durumu, yol durumu. Yani bizim tipik söylediğimiz kablosuz Apple CarPlay, Android Auto bağlantılarını tabii ki de buradan gerçekleştirebileceğiz arkadaşlar. Gibi bir şey. Sağa çektiğimizde klima ünitesi, vitese bastığımızda da geri vites ekranı olarak. Geri görüş kamerası vesaire. Evet, böyle hoş bir şey yaptık. Daha sonra kapandıktan sonra da bu sistem tekrar kapanacak. Bence bir araba için. Çünkü bizim çapımızda çok, da enteresan bir şey oldu yani. Kesinlikle. Çok teknolojik de bir araç olacak aynı zamanda arkadaşlar. Burada en ortadaki bildiğiniz kadran aslında. Bunun zaten bir görselini az önce söylediğimiz ekip arkadaşım gelip burada bizim için demosunu yaptı. Demosunu yapmıştı. Onun görüntülerini çektik. Sizler için zaten videomuzu ekliyor olacağız şu anda. Gerçekten inanılmaz güzel. Burada da Bugatti'den esinlendiğini zaten söylemiştim. Evet. Direksiyon vesaire inanılmaz sportif. Bunların tabii gerçek fotoğraflarını ben hepsini gördüm arkadaşlar. Bu arada şöyle aşağı doğru indiğim zaman bunların şu anda arkası boş görünüyor. Gerçekte de böyle mi olacak? Bir de ne olacak buralar? İşte dediğim gibi sensörler bağlantısıyla yağ sıcaklıkları vesaire vesaire bir dünya bilgiyi burada toparlayabileceğiz. Bunlar da yine dokunmatik olacak. Start stop far gibi aracın fonksiyon tuşları yine dokunmatik olarak buradaki ekranlardan kumanda edilecek. Dokunmatik ekranlarda. Burada yine fütüristik ve enteresan yapmaya çalıştığımız bir şey de dünyada ilk defa, bunu çok araştırdım, varsa da lütfen beni düzeltsinler ki emsalini bulamadım. Dünyada ilk defa dokunmatik vites gibi bir projeyi de bu... Ben de bilmiyorum bu arada var mı yok mu. Yani ben de hiç duymadım. Varsa da yorumlarda yazarlarsa sevinirim. Çünkü ben bunu daha önce de söylediğimde hiçbir cevabını alamadım. Ayrıca bu vitesinde şöyle bir özelliği var. Bu dokunmatik bir camdan bir ekran düşünün bunu. Araba çalıştığı zaman bu vites yine bir mekanizma vasıtasıyla yukarıya kalkacak. Kolay kullanım için. Buradan da tekrar aşağıya inecek. Böyle de bir harekette katmış olduk yine. Bunların olmasına dikkat ediyorum. O zaman sabırsızlıkla tamamını bekliyoruz yani. Evet. Benim için %90'ı bitti zaten de hani insanlar da çok fazla hepsini de bilmedikleri için bitirdikten sonra da son haliyle şöyle güzel bir arkadaşlar video içeriği yaparız. Burada işte hava çıkışları vesaire olacak. Evet, oradan egzozlar çıkacak. Burası zaten inanılmaz güzel. Bakın şuradan göstereyim tam da. Şu şekilde olacak. Muhteşem bir tasarım bence. Jantına kadar burada ne görüyorsunuz? Aynısının. Hepsi aynısı birebir olacak. Olacak, evet. Valla süper. Şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Tabii ki. LS3 motor dedik. 500 beygirlerden bahsediyoruz. Bildiğim kadarıyla aracın ağırlığı da hafif olacak yani. Evet, bir tonun bir kasa altında olması. Olacak. Evet. Bu arada tahmini kaç kilo olacak? 900 kilo civarında bekliyoruz. Bir ton olmayacak Durduramayacağız yani. Durduramayacağız bunu diyorsun. Evet. Şimdi o yüzden birazcık böyle performansıyla ilgili bir öngörün var mı? Onu hemen sormak istiyorum. Valla tahminen eğer araç kalkabilirse 3 saniye gibi bir 0-100'ü ile ilgili 3 saniye gibi bir rakam. O zaman arkadaşlar 0-100'üne ait ayrı bir video istiyorum. Söz. Sadece 0-100. İnanılmaz. Onu da yaparız. Zaten biz şimdi aracı hani nasıl hızlandırmakla ilgili değil de nasıl durduracağız gibi şeyler düşünüyoruz. Zaten bunda frenlere gelelim o zaman evet, hemen. Bir coilover sistemi yapılacak aracın iyi tutulması için yola. Özel 14 inçlik şu anda özel diskler ve kaliperler yapılıyor ki 18 inçlik bir canta sahip olacak. Onları da ben hepsini aşama aşama paylaşacağım. O jantları, motorun yapıldığı anı, coilover'ların takıldığı, ilk marşın yapıldığı. O kadar çok güzel bir seri bekliyor ki bu zamana kadar aslında biz şu kasalar hazırlanana ve burada gösterene kadar hep geri planda çalıştık. Yaptığımız hiçbir şeyin çok fazla görünürlüğü yoktu ama bu saatten sonra tüm izleyicilerimizin çok beğeneceği şeyleri aşama aşama step step paylaşacağız. Aracın içinde bile 3 tane bilgisayar olduğunu söyleyeyim size. Yani 3 tane işletim sistemi var. Öyle ciddi bir yazılım olacak. Böyle bir teknolojiye sahip olacak. Hepsini kendiniz geliştirdiniz. Evet, hepsini evet. Genç arkadaşlarımızla birlikte. Ben sadece bu işin opera şefiyim diyeyim. Hayal edenim ben. Ama bu kısmında çok değerli ustalarımız, çok değerli arkadaşlarımız. Benim hayallerime eşlik ediyorlar ve Türkiye'ye böyle bir otomobili kazandırmak istiyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Şanzıman kısmına gelelim. Mesela burada da çok ciddi bir şey var. 4L80E dediğimiz GM Performance'ın bir şanzımanı var. Bu 1000 beygire kadar destekleyen bir şanzıman. Bunu yine yazılımcı arkadaşlarımız buna bir beyin oluşturacaklar. İşte bu çok basit bir şey gibi görünüyor ama dokunmatik vitesteki o tuşlardan bir yazılımla o şanzımana bir yönlendirme yapacaklar. Bu da çok enteresan şey. Sabırsızlıkla bekliyorum diyebilirim. Çok son halini. İstersen onunla ilgili çok fazla daha anlatacak şey var farkındayım ama birazcık da bir sonraki videoya da bir şeyler kalsın istiyorum açıkçası. O da ayrı bir efsane. Aynen. Hadi şimdi ikinci projeye doğru şöyle bir geçelim. Arkadaşlar inanılmaz. Martı kanat ya. Yani hani daha ben size ne diyeyim yani. Bu arada 1952 ile 54 yılları arasında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar Mercedes'in üretmiş olduğu ilk yarış otomobili. Evet.
Değil mi? Çok da güzel bir tarihçesi var. Dünyanın en güzel otomobil falan tabii seçilmişliği de var. Tabii üretildiği tarihten itibaren yarım asır sonra en güzel otomobil unvanını almış. Efsane bir otomobil. Bilenler zaten Gulvin'i anlatmaya gerek yok. Yok, kesinlikle. Kesinlikle bir efsane bir araçtır. Sayısı olarak da efsanedir. Dünyada bu zamana kadar 1400 tane üretildi bu araçta. Şu anda 700 adedi takip altında. Geri kalanların akıbeti bilinmiyor. Biz tabii ki şu anda bunun ciddi bir replikasını yapmaya çalışıyoruz. Orijinalinin fiyatlarını konuştuğunuzda 1 milyon dolardan başlıyor. 6 milyon dolarlara kadar. Tabii bir yat gibi ya arkadaşlar. Yat alıyorsunuz yani gerçekten öyle. Evet. İnanılmaz. Öyle efsane ama bir araçtır hak ediyor yani. Gerçekten. Bu arada arkadaşlar kanatlarımız açıldı az önce. Yani biz bir denedik. Tabii onun bir menteşesi şu anda olmadığı için üzerinde. Biz kendi çabalarımızla şöyle bir görüntüsünü aldık sizler için. Onu da tabii ki şu anda sizlerle paylaşıyor olacağız. Bir sürü parça var zaten. Arkada bir sürü koliler var. Biz şimdi açabildiğimizi açtık. Diğerlerini zaten projelerin tamamı bittiğinde hepsini görüyor olacaklar. Evet. Hepsi birbirinden kıymetli. Valla dokunmaya kıyamıyorum aynen diyebilirim. Öyle. Bu bir replika otomobil. Yani bunun bir kapı kolunun ne kadar pahalı olduğunu size anlatsam çok şaşırırsınız yani. Ben şaşırmam artık. Ben duyacağımı duydum ama arkadaşlar bilmeyenler varsa gerçekten iki ayrı projede müthiş rakamlar şu anda konuşuluyor gerçekten. Evet, müthiş emek de konuşuluyor. Evet, ama tebrik ediyoruz yani. Bunu da yine bir SLK'yı parçalayacağız haftaya. Yine parçalamak ister misin? Sen bir SLK'ları topluyorsun anladığım kadarıyla. Evet, bence en büyük... satanlar varsa arkadaşlar lütfen Reyabel'e iletişime evet, geçin. Benimle iletişime geçebilirler. Hemen alır yani. Evet, beraber parçalayacağız. Ben tek ben başıma parçalayayım ben. Her zaman ustam yani biliyorsun. Benim bir alo de hemen koşarım. Öğrendim jet taşını falan nasıl kullanmamız gerektiğini. Ya kısacası bunda da o efsane 1954 ve 57 yıllarında üretilmiş sayılı bir otomobilin aynısını çok güzel bir şekilde ülkemize kazandıracağız. Bu da çok ciddi ve başarılı bir şey olacak. Ona da emin olabilirsiniz. Ona zaten ben eminim. Aksesuarları ile ilgili gördüğünüz gibi çoğu şey hazır. Evet. Bu çok zamanımızı alacak bir proje değil. Ben tahmin de ediyorum ki ikisi de 4 ila 6 ay içerisinde tamamlamış olacak. Zaten aşama aşamada siz de bunların hepsine şahit olacaksınız. Evet. Şöyle istersen koltuklarımıza doğru geçelim. Artık yavaş yavaş videomuzun kapanışını yapalım arkadaşlar. Birkaç daha sorum olacak bu arada. Evet, şimdi gelelim SADED'e. Bence herkesin merak ettiği bir soru. Türkiye'de ilk kez yapılan bir projeye sahiplik yaptın. Ve gerçekten de görüyoruz ki proje bitme aşamasında zaten. Bunu da başardın. Bundaki amacın ya da işte ileriye dönük bir hedefin var mı? Bunu çok merak ediyorum açıkçası. Ya hedef şu, amaç da şu. Öncelikle bir seyircilere bir kere daha hatırlatayım şunu. Ben normalde marş motoruyla şarj dinamosunu bile birbirinden daha hala ayırt edemeyen, yavaş yavaş bu işleri öğrenen birisiyim. Hani böyle geçmişten geldi, çocukluğumdan beri hayalimdi vesaireydi diye bir durum yok bende. Ama baktığım, tanıdığım, görüyorum insanları. Demin de söyledim, bir orkestra şefiyim ben bu projelerle ilgili. Otomobil hobim. Hobimin de en uç noktalarını yaşamayı seven bir insanım. Benim burada tek amacım bir insan, bir cool, bir şirket, bir organizasyon bile olmadan böyle bir otomobili isterse yapabiliyor kısmını göstermek istiyorum. Amacım başarmak. Bence herhalde bu işin de çok büyük bir kısmını çoğu insan dalga geçse de, küçümsese de bu böyle başarmak daha da hoşuma gidiyor onu da söyleyeyim. Herhalde başardık gibi görünüyor. Artık onu da izleyicilere bırakıyorum, takipçilere bırakıyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür böyle ediyorum. Böyle bir projeyi benim kanalımla paylaştığım için. Zaten sen yabancı değilsin. Sen arkadaşımsın, dostumsun diyorum ya. Bu garajın videosunu da seninle yaptık. Mercedes'te seninle paylaştık. Bu ilk açıklamayı da lansmanı. Çünkü insanlar merak da ediyordu artık. Ben de açıklayacağım ama birazcık daha böyle bir altı da olsun, birazcık daha böyle elimiz kolumuz da olsun. Ondan sonra projenin tamamını açıklamak istemiştim. O zaman da bu zaman da seninle açıklıyor olmak da ayrı bir keyif oldu. Çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, en büyük teşekkür de tabii ki her zamanki gibi siz değerli izleyicilerimize. Videomuza değer verip sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın diyoruz. Teşekkürler.